Merhabalar, Karşı Pencere ile karşınızdayız. Evet bugün devletin uyguladığı, devlet eliyle uygulanan katliamları ve ardından gelen cezasızlıkları konuşacağız. Ee, aslında yakın bir zamanda Temiz Öz davası olarak bildiğimiz e, 21 kişinin Cizre'de katledilmesinin ardından JITEM davası olarak da geçiyordu bu dava. E, o davada gelen beraatsizlikle aslında yine gündemimize gelmiş ve sıkça tartışır olmuştuk. Bugün de Musa davası vardı, dava ertelendi. E, ne oluyor, ne bitiyor? yakın zamanda yine başka davalar vardı katliam bir katliamla hayatını kaybeden vatandaşların davaları vardı. Ancak bu davalar yıllarca sürüyor. Davalar oradan oraya gönderiliyor. Yakınlar böyle oradan oraya gönderilerek ee, aslında bir yılgınlık yaratılmaya çalışılıyor. Ee, ve bunca yılın ardından da cezasızlık geliyor, beraat geliyor, yine ertelemeler geliyor. Ee, ne oluyor, ne bitiyor? Ee, bir yanda beyaz toros tartışmaları vardı biliyorsunuz. Beyaz toros tehditleri vardı Başbakan Davutoğlu'ndan. Bunlar ne anlama geliyor? Yıl oldu 2015, bizler hala neleri tartışıyoruz soracağız konuğumuza. Konuğumuz Özgürlükçü Hukukçular Derneği Genel Sekreteri Ramazan Demir. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Hoş Teşekkürler. Ee, evet sayınca aslında epey dava var. Ee, devletin bizzat kendiliğiyle e, uyguladığı katliamlar ve ardından gelen cezasızlıklar dedik. Ee, belki şöyle yakın tarihten e, yani davası yeni görülenlerden başlarsak JITEM davası olarak dediğimiz e, temiz özünde yargılandı ve ardından beraat gelen davadan bir başlayalım. E, Cizre'de 21 kişi öldürülmüştü, katledilmişti. Biraz hatırlatır mısınız bize ne olmuştu bu 21 kişi nasıl ölmüştü? Şimdi tabii bu ölümler biraz bizim, yani benim çocukluğuma denk gelen ölümler. Şırnak'taydık o zaman biz de ve çocukça halimizle bile hatırlıyoruz. Yani az çok ben o dönemleri hatırlıyorum. Her yerde o zaman faili meçhuller vardı. Her gün bize o yönde haberler gelirdi. Cizre, Şırnak, Silopi kırsal kırs alandan sürekli faili meçhul haberleri gelirdi. İşte bunun Hasperkade bir 20 yıl sonra davası açılıyor ee, ve Temiz Öz, onu da şey bir tane yine o Kamil Atahan Belediye Başkanı'nın kardeşinin ifadesinin üzerine açılan bir dava. Ee, o zamanlar dosyanlara çok yakıcı bir şekilde hissedilen ve her gün e, neredeyse haberleri alınan e, faili meçhullerin, yargısız infazların sorumlusu olan bir grup çete diyelim devlet içinde çöreklenmiş bir şekilde de doğrudan devlete bağlı o günün koşullarında devlete bağlı olarak çalışan bir birimden bahsediyoruz şitem ve bu insanlar orada duruşmada biz doğrudan onu dinlemek çok ağırdı mağdurlar vardı orada anneler vardı babasını kaybetmiş eşini kaybetmiş kardeşini kaybetmiş mağdurlar vardı onların ifadelerine tekrar tanıklık etmek çok ağırdı. Onların anlatımlarıyla tabii bir olaya bakmak lazım. Evinden alınan, sabahın köründe evinden alınan, çocuklarının gözü önünde alınıp götürülen mi dersiniz? Ondan sonra çocuk yaşta 12-14 yaşında çocuklar, 70-80 yaşında adamlar keyfi bir şekilde alınıp götürülüp ...bir daha geri dönmüyordu bu insanlar. Bunun üzerine açılmış bir davaydı. 21 kişi bu, bu şekilde yani bu, bu grubun verilen ifadeler üzerine... ...bu grubun işlediği tespit edilen 21 kişilik e, bir infaz e, grubu vardı. Onun davası görüldü Eskişehir'de. E, detaylara girelim mi bilmiyorum ama yani... Yani bizzat davada bulundunuz mu siz? Son duruşmaya katıldık. Hı hı. Orayı biraz anlatın bize duruşmada neler oldu... 2009'dan beri devam eden bir duruşmaydı. Diyarbakır'da görüldü duruşma. Son üç duruşması Eskişehir'de görüldü. Tanıklar, mağdurlar hep dinlenmişti. Karar aşamasında artık Eskişehir'e sevk edildi. Bizim için aslında Eskişehir son dönem uygulamalarıyla Eskişehir mahkemeleri bu Kürdistan'da devlet eliyle yapılan katliamların aklama merkezi oldu. Bunu biz Uğur Kaymaz Davasında gördük. Bunu biz e, yakın zamanda Nezir Tekçi davasında gördük. Son olarak bu davada gördük. H hakimlerin tavrından, konuşulanlardan, duruşmanın işleyişinden zaten e, çok bir be beklentiye kapılmıyorsunuz. Yani orada mahkemede yapılan şekli anlamda, formel anlamda bir e, usul yerine getiriliyor. Yani mahkeme varmış gibi aslında. Hani tanıt ben tanık dinledim, mağduru dinledim, sanıkları dinledim, savunma hakkı verdim denip bu şekilde mahkeme yapılmış gibi yapılan bir durumdan bahsediyoruz. Orada duruşmada hem söz alan avukatlar, arkadaşlar, oradaki herkes bunu dile getirdi zaten. Mahkeme, mahkemeye doğrudan bu ifade edildi. Yani bizde siz bu davada beraat vereceksiniz kanısı oluştu zaten. Bunun için sizden aslında ekstra bir beklentimiz de yok. Yani biliyoruz Diğer sizden öncekilerin yaptığı gibi siz de burada da beraat vereceksiniz ve nitekim öyle oldu. Yani burada... Şimdi beraat verildi ama tanıklar yok muydu? Yani bu 21 kişinin kemikleri bulundu. Evet. E, belli tanıklıklar vardı. Hı. E, bunların hepsi hiçe mi sayıldı? Delil ve tersizliği dendi beraat kararı için. E, öyle diyorlar evet. Yani şimdi... Beraat zaten çeşitli gereçlerle verildi. Ya suçun unsurlar oluşmadığından ya da delil yetersizliğinden bir de başka nedenlerle. Burada delil yetersizliğinden yani dos, dosyanın kendisi e, yanlış hatırlamıyorsam onlarca klasör diye ifade edin ben size. Onlarca klasörden oluşan bir dosyadan bahsediyoruz ama delil yok diye adamlar beraat veriyorlar. Yani evet. delil olmaz olur mu? Yani sadece o duruşma duruşmada mağdurların e, kendi ifadeleri yani olay anlatımlarından bile yola çıkarsanız aslında e, tek başına başlı başına bir delildir ve mahkeme mahkemeye mahkum, de yeterdir e, bir yönüyle. Evet. Ama olmadı. Evet. Şimdi ayrıca değerlendirmeye gireceğiz ama şöyle birkaç e, de, e, dava üzerinden gidelim istiyorum. E, sizin de bizzat da yakından takip ettiğiniz Nezir Tekçi davası vardı. Kimdi Nezir Tekçi? Nezir Tekçi kendi halinde bir çoban. Kendi halinde bir çoban yüksek ovada çobanlık yapıyor. Bir gün gerillalar yani anlatıldığı kadarıyla gerillalar şehri şey basıyorlar karakolu sonra vurup gidiyorlar. Askerde kimseyi bulamayınca o yakınlarda koyunlarını otlatan Neziri buluyor. Hı -hı. Nezir'in de üstünde bizim orada özellikle sınır hattında Sıklıkla olan ulusal kıyafetler, şalı şabik görüyor. Hı hı. Alıp neziri e, işte kendi şeylerince işte bir geriyle yakalamışlarmış gibi götürüp işkence ediyorlar üç gün boyunca dağlarda gezdiriyorlar. E, ne neredeyse bir türlü şey yapılmıyor, serbest bırakılmıyor. İşkence de ediyorlar bu sırada. E, çevre köylüler de görüyorlar neziri. Sonunda artık e, yani yargılanan iki asker. E, biri bir komutan bir onun astı. Neziri infaz etmeye karar veriyorlar. Ve e, bir manga top, bir manga diyelim, bölük diyelim topluyorlar 20-30 kişiden oluşan bir asker grubu. E, neziri oturtuyorlar. Hepiniz at ona ateş edeceksiniz diyorlar. E, askerler tabii karşı çıkıyorlar buna. Yani özellikle hatta komutan şunu soruyor. İçinizde Kürt olan var mı diye. Kürt askerlere özellikle ateş baştırmak istiyorlar nezire ee, karşı çıkıyor tabi bunlar yapamayız böyle bir şey falan deyip sonra şu an yargılanan iki kişiden biri yani komutanın aslı olan onun bir altında olan bana emir komutayı verin ben kafasına sıkıp öldüreyim diyor Bunların hepsi duruşmada anlatılıyor değil mi hepsi kayıtlı belgeli, kayıtlı belgeli. tanıkların kendi ifadeleri bunlar ee, daha sonradan oraya geleceğim şimdi Hı. bu ast olan bir alt olan komutan, bir altı olan asker e, gidiyor, Nezir'in kafasına sıkıyor, öldürüyor orada. E, daha sonra komutan mayıncıyı çağırıyor, Nezir'in bedenine mayın bağlıyor ve Nezir'i orada havaya uçuruyorlar, ölü bedenini. Daha sonra e, komutan böyle diyor hepiniz yani boş, boşa ateş açın, hani çatışma süsü verelim diye. Bütün bölük böyle boş, boşa ateş açıyor. Ee, bazı askerlerin anlatımlarından çünkü bizim talebimiz üzerine o gün e, Yüksekova'da o dönemler e, görev yapan bütün askerlerin dinlenmesini talep ettik. Mahkeme tabii işi biraz abarttı. 500'e yakın askerin ifadesinin dinlenmesine karar verdi. Bizim bütün taleplerimize rağmen yani ayıklayın bunu sadece hı hı. biz o dönem görev yapanları istiyoruz falan dememize rağmen e, çok dikkate almadı. E, gelen o dönem Orada askerlik yapıp ve hatta o grubun içinde bulunan askerleri buldu. Onların kendi anlatımları var doğrudan. işte biz, daha bir tanesi biz kendi ellerimizle gömdük diyor, vücut parçalarını, havaya uçmuş vücut parçalarını göm, gömdük diyor. Ee, Tabi bunların hiçbirisi bir işe yaramadı. Dava Eskişehir'e geldi. Eskişehir'de zaten birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü biz orada da beraat çıkacağını biliyorduk yani mahkemenin tavrından mahkemenin yaklaşımından ve o kadar usulü ki o kadar şekli ki yani adamlara şey diyoruz mahkemeye bakın önünüzde görülen dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde mahkum olan bir dava. Evet. Hiçbir şey yapmıyorsanız, hiçbir şey yapmıyorsanız hay tamam tanık ifadelerini dikkate almıyorsunuz, mağdur ifadelerini dikkate almıyorsunuz bari e, ulusüstü mahkemenin vermiş olduğu bir karar var. O kararı bir okuyun. O kararda Ahim, ahim Türkiye'yi mahkum etti değil mi? Mahkum Yudava etti. Adam. Hem şekli hem e, şimdi Ahim e, bu yaşam hakkının ihlalinin e, olduğu başvurularda iki türlü prosedür, iki türlü e, inceliyordu. Hı hı. Şey, bir maddi anlamda bir şekli yani usulü anlamda. Yani devlet o yaşam hakkı ihlali başvurusunu incelerken acaba e, şekli olarak, usulü olarak yasal güvencelere uymuş mu? uyumamış mı yani etkili bir soruşturma yapmış mı yapmamış mı diye inceler sonra da gerçekten yaşam hakkı ihlali var mı yok mu diye ona bakar bu davada her iki yani dink da aynısı olmuştu hı hı. E, bu davada da her iki e, noktadan e, Türkiye mahkum oldu biz de dedik ki mahkemeye bakın Ahim size yol gösterdi aslında yani bu dava nasıl görülür nasıl görülmez hı hı. diye size yol gösterdi e, açın bakın yani Ahim Ahim kararını en azından dikkate alarak bir karar verin diye. Tabii o da işe yaramadı. Hiçbir şekilde dikkat almadılar. Hı -hı. En Sizin orada dikkat çektiğiniz bir şey vardı aslında programdan önce konuşurken. Bence onu anlatalım. Ee, para cezasına hakimin ha. kitlenmiş olması. Şimdi tabii ben ilk ıı, ahim kararı çıkmıştı. Bir hafta sonra duruşmam vardı. Ben de mahkemede ıı, hakimlere bu önünüzde ıı, görülen dava artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ıı, mahkum olmuş bir dava dedim. Tabii bunların haberi yok hiçbir şeyden kalktım kendim sundum kararı. Hatta çevirilmiş halini ben sundum. Buyurun okursunuz dedim. Ee, sonraki duruşma Adalet Bakanlığı'ndan çevirisini istemiş, istemişler. Ee, ben de hakime sordum yani hasbelkader. Kader işte okudunuz mu kararı? Evet dedi. 65 bin euro tazminat çıkmış dedi. Yani e, baktığı şey bu aslında. Yani dikkatini çeken sayfalarca karar 40 sayfalık bir karardan bahsediyoruz ve ahimin çok ciddi incelediği bir karardan bahsediyoruz. Hakimin dikkatini çeken tek şey orada çıkan tazminat. E bu aslında biraz e, hani yargılamanın ne seyirde gittiğini i̇şte, anlamak evet, açısından bir bir veri evet. gerçekten. E, peki ya şu da çok merak ettim ben. Neden Eskişehir? Neden Eskişehir? Aslında yani sadece sadece öyle? Eskişehir değil. Ee, Ankara var, Çorum var, Kırıkkale var. Yani yani davaları taşıyorlar başka yere. Aslında Gezi'de de sıkça gördüğümüz bir uygulama bu. Hı hı. şimdi yine faili meçhullerde de aynı şey. bir oradan değerlendirelim. Neden bu davalar taşınıyor? Konuşalım onu. Niye biliyor musunuz? Örneğin sadece bu katliam davaları değil. Örneğin e, Şırnak Keçeke davası da Şırnak'tan alındı diğer şey Ankara'ya nakledildi. Şimdi bu davalar toplumsal yönü ağır davalar. Bu davalar <laughs> sahiplenilecek davalar. Ve e, devlet de hiçbir şekilde böyle bir şeye mahal vermek istemiyor. Çok şekli ve hakikaten saçma bir gerekçeyle, kamu güvenliği tesis edilemeyeceği gerekçesiyle e, valilikten soruyor işte siz bu güvenliği sağlayabilecek misiniz? Valilik de yok deyince hoppa gönderiyorlar şey, dosyaları. Şimdi mesela Musa Anter Davası evet. Diyarbakır'dan Ankara'ya. Dar Geçit citem davası Ankara'ya. Kızıltepe citem Ankara'ya. Ankara-Citem zaten Ankara'da. Yavuz Ertürk-Kulp davası Ankara'ya. Nezir Tekçi Eskişehir'e Yüksekova'dan. Musa Çitil-Çorum'a. Ee, Temiz diğerleri davası yine e, Eskişehir'e. Vartiniz-Muş-Vartiniz davası e, Muş'tan Kırıkkale'ye. Mete Sayar-Görümlü Ankara'da. Lice-Şerzankurt, Uğur Kaymaz bunların hepsi Eskişehir Ankara'ya ve, Ankara Ankara. ve İzmir'e. Şimdi bu kadar sadece bu davalar var. Ee, bir kısmı hala devam eden davalar. Ama örnek var mı elimizde yani somut böyle ceza çıkan, ceza yok. verilen? Yok değil mi? Yani Bu benim kadar saydığımız davanın hiçbirinde ceza yok. Kaç tanesi bunların 3-4 tanesi devam ediyor. Evet. Geri kalanların hepsi beraatle sonuçlandı zaten. Şimdi devlet de biliyor yani. Örneğin Şırnak KCK e davasında hiçbir neden yokken aslında... Keyfi ve devletin burada aslında o o o iktidar şeyini çok keyfi bir şekilde kullandığı durumlardan bahsediyoruz. Hem davalar sahiplenilmesin hem de e, ne kadar uzağa gönderebilirsem ve kamuoyu dikkatinden ne kadar kaçırabilirsem o kadar iyi düşüncesiyle yaptığı bir şey. Misal Uğur Kaymaz davasında bir de diğer bütün davalarda biz hı hı. nezir Tekişleri bunu gördük. Hı hı. Mağdurlar açısından çok ciddi sıkıntılar doğuyor. Yani örneğin biz ma mağdurların bir kısmının yol parası olmadığı için duruşmaya gelmediği zamanlar oluyor ama burada mahkeme ya da devlet bunu yaparken çok fazla bu olayın mağduru insanlar düşünerek yapıyor değil. Sanıkları korumak için bunu yapıyor. Yani katilleri o olayın e, dava konusu olayın faillerini korumak için e, olabildiğince uzağa gönderiyor. Çünkü Örneğin tanıklar dinlenecek. Biz de Nezir Tekci davasında bir tanık hariç hiçbir tanığı mahkemede dinleyemedik. Hepsini oraya buraya talimat yaz dinleyemedik. Keşif yapılacak. Hı hı. Hayda buradan oraya bir talimat yaz. Oradaki mahkeme, hakim hiç alakası yok davayla. Git bak bakalım bir şey var mı yok mu? Esas hakimin gitmesi gerekirken gitmiyor örneğin. Ve üstünden kaç yıl geçmiş yani? Yani 25 yıl geçmiş biz gittiğimizde. Yani kemik parçalar bulduk ama yani hayvan mi insan kemiği mi çok hani emin olamadık ondan ve e, dediğim gibi yamaçta bir yerdi. biz o keşif kararını çık çıkarana kadar biz ne kavgalar ettik mahkemeyle. Hmm. Biz yani birbirimize giriyorduk resmen hani buluruz bulmayız mesele değil ama şu vardı. Nezir Tekçi davası için söyleyeyim. Hmm. E, olayın gerçekleştiği yer yani tanıkların anlatımıyla olayın gerçekleştiği yerde yüzlerce kovan vardı. MG3 dediğimiz bu asker e, silahlardan çıkan kovanlar vardı. Bütün taleplerimize rağmen bu kovanlar incelenmedi. Hmm. Yani tek başına davayı nakletmekle kalmıyor aslında e, devlet ve mahkeme şey de yapıyor. Yani sanıkların cezalandırılmasında etkili olabilecek herhangi bir talebi ya da bir prosedürü de işletmekten kaçınıyor. Musa Anter, şey pardon bu e, öz davasında, sanıklar aleyhine e, ifadesi olan bir tanıkla ilgili de suç, yalan beyandan suç duyurusunda bulunmasına karar verdik. Yani tek tek aleyhi olan şey oydu. E, esas esas hatta ifadelerden biri ve suç duyurusunda bulunmasına e, karar verdi. Şimdi e, bu nakillerin güvenlik gerekçesiyle şey güvenlik gerekçesi gösterdiğine bakmayın siz. Yani Uğur Kaymaz davasında gördük hı hı. yani insanlar şehre giremediler. Evet. Ya da örneğin Çorum'a nakledilen Musa Çitil davası. Dikkat edin milliyetçiliğin ve aslında faşizmin en yoğun olduğu şehirleri seçiyorlar özellikle. Kimse davaya gelip gidemesin yani biz Uğur Kaymaz davasında gördük bunu. İnsanlar şehre giremediler. Yakınları şehre giremedi. Ya da 2019-11 e aykırı diye insanların adliyeye yürümesine izin verilmedi. Böyle sıkıntılar da oldu. Yani tek başına mağdurların adliye erişim adliye erişimine değil aslında e, sivil toplum ve duyarlı kesimlerin de e, ilgisini Azalt. azaltacak hatta sona erdirecek evet. türlü türlü uygulamalar var. Sadece ceza, cezasızlık da kalmıyor o zaman. Değil Her tabii şeyi ki. Her şeyi yok etmeye çalışıyorlar. İlgiyi, desteği ve biz avukatlar açısından maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını yani bu aslında hepsi birlikte değerlendirdiğinizde gayet böyle devlet politikasıyla örtüşen bir şey. Hani tamam ben bu davayı açtım ama yani çok da sizin istediğiniz gibi çok da aslında gerçekten e, adaletin tesis, adaletin tesis edilmesini sağlayacak bir amaçla bunu yapmıyorumun başka bir e, formu bu. Yani biz bunu biz bunu yakına hissediyoruz ve görüyoruz da. Peki ama şimdi e, yine çok merak edilen sorulardan biri olsa gerek. AKP hükümeti sonuçta özellikle her seçim döneminde, her seçim çalışmasında bizlere hep dedi ki artık faili meçhuller yok. 90'lar artık geride kaldı. 90'larda yaşadıklarımız artık yaşamıyoruz. O zaman böyle mi gerçekler? Değil. Yani şöyle değil. Ee, ben de bir şunu örneğin ben. 2-3 hafta önce Şırnak'taydım. Çatışmalar yine olduğu dönemde seçimden önceydi. Ee, kimse artık zaten bu argümanı tartışmıyor bile. Yani AKP istediği kadar söylesin. Yani Kürdistan'da insanlar hak, AKP'nin aslında hemen bir şey olduğunu gördü ve ben şunu söyleyeyim. 90'ları görmüş biri olarak söylüyorum yani bunu ve çocukluğu mahvedilenlerden biri de benim aslında. O zaman bile hani ee, bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum yani en son şuna gittiğimde o infaz edilme korkusu o kadar gerçek ve yakın ki yani o kadar hani soyut bir şey değil o. O son, her an başınıza gelebilecek bir şey. Ve akşam eve giderken kardeşlerimden tekmin al, aldığım hani tekmin dediğim nerede keskin nişancı var nerede yok hani hasbel kader karanlıktan sonra eve gitmek zorunda kaldığım zamanlarda kardeşlerimle bu yönde e, telefonda bilgi alarak gidiyordum yani şimdi Kıyas ne kadar doğru olur bilmiyorum ama, çünkü 90'ların koşulları başkaydı, 90'ların durumu farklıydı, hı hı. özel bir savaş konsepti vardı hı hı. falan filan ama AKP dönemi açısından bakıldığı zaman hani Kürtlere yaramak için yaptığı şeyler çok oldu, bir devam eden bir süreç vardı, onu bitirdi. Hı hı bitirmekle kalmadı. Ee, ne kadar öldürebilirsem, ne kadar bastırabilirsem o kadar iyi deyip aslında topyekun bir savaş hali ve buradan bakıldığı zaman çok fazla hissedilen bir şey değil. Ben size onu söyleyeyim yani. Siz evet. gittiğinizde ancak or orada içinde olduğunuzda durumun vahametini görüyorsunuz. Yani biz buradan e ekranda görüyoruz tamam bir, bir savaş hali var ama orada her an her an herkesin infaz edilmesi ve şey, şey de oluyor mesela ben Şırnak'tayken. hakktayken yani polis bunu hiç çekinmeden söyleyebilir. Ben şimdi burada seni vururum. Hiçbir şey de olmaz. Ve adam haklı. Ya. Adam haklı yani ben Hacı Bilni'nin taziyesi için gitmiştim. Hı, hı Yani elimizde büyüyen çocuklardan biriydi o da. Ee, ve hani orada o akşam direkt milletvekillerine söylenen şeylerden biri de buydu yani. Hastaneye gelenin kafasına sıkarım. Ve sıkıyor. Ya değil mi? Mesela birisi de o ayı... Ciddiler yani söylediklerini yapıyorlar da. Tabii tabii o ee, dürüst Peki oldu. belki karşılaştırmayı şöyle yapabilir miyiz acaba? Şimdi yine e, AKP'nin söylemleri üzerinden e, 90'lar artık yok ve faili meçhuller yok demişti. Ve yine aynı benzetmeyle aslında beyaz toroslar artık yok. Ee, ve bir tehditti yani sonra çok açıklamaya çalıştı Davutoğlu ben öyle demek istemedim diye ama elbette hele de e, o dönemleri yaşayanlar ne demek istediğini çok iyi anlamışlardı. E, epeyce de tartışmıştık çünkü bunu. E, biz gidersek e, eğer tek başına bir iktidar olmazsa memlekette beyaz soroslar bölgeye e, geri gelir demişti. Evet. E, onu da değerlendirelim. Beyaz soros korkusu Şimdi, yaymak. tabi Tabii. İyi biliyor yani bu hükümet travmayı nereden karşılayacağını, o e, halkı nereden vuracağını çok iyi biliyor ya da bildiğini düşünüyor. E, i̇şin kötüsü, Davutoğlu da kendi polisleri bir haklı gerçekten. Yani saldı, sokaklara saldılar. O zamanlar beyaz toroslu, şimdi beyaz pikaplar, hani görüyorsunuz siz de ekranda, ismini söylemeyelim e, ve yaptılar dediklerini yaptılar. Hani korkuttuğu şeyi aslında yapmıştı son son 2-3 aydır evet. Kürdistan her yerinde e, beyaz toroslar yerine kullanılan yeni tür pick-up'lar sahnede Görüyoruz yani. E, dediğim gibi, dediğim gibi yani kendi polisleri gibi yani emrindeki polisler gibi e, askerler gibi haklı o da şu yani, an. Yani e, belki işte arabanın şekli değişti belki bir uygulama değişti ama zihniyet aynı mı? O tabi oradaki toros ve oradaki pikap aslında oradaki şey sembolize eden bir şey. Yani hep hep toroslar, hep toroslar gördük biz. Yeni haliyle pikapları gördük. Biraz daha modernize olmuş hali. Zihniyeti, yöntemi tamamen aynı. Peki e, şimdi az önce de biraz girdik ama yani şöyle bir e, bir cümleyle cevap alayım. E, Musa Anter dedik Kürt Aydın gazeteci e, katledilmişti. Bugün davası vardı ancak dava aralığa ertelendi. E, şimdi aslında az önce de o kadar dava saydık biz. E, Birçoğunda beraat çıkan. Hatta hepsinde, görülenlerin hepsinde beraat çıkan ve devam edenler var. Musa Anter davasından bir şey bekliyor musun? Yani beklemek için elimizde hiçbir neden yok. Diğer sadece Moussa Anter değil, diğer hiçbir davadan bir şey beklemek için bir neden yok. Çünkü e, başlara söylediğim gibi bu davalar şu an hükümetin de devletin de e, dostlar arış verişte görsün davaları. E, hiçbir şey beklememek lazım. Çünkü bu tek başına davalarla da olabilecek bir şey değil. Biz bunu duruşmalara da söyledik. Hakimlerde söyledik. Yani biz hı hı. şu an bu görev size yüklenmiş olabilir. Şu an e, Kürsistan'daki katliamlar e, mahkemenize görülmek suretiyle belki gerçekten o dönemden ya da bu, o zihniyetten hesap soruluyormuş gibi yapılabilir ama değil. Bunun başka başka türlü yöntemleri var. Biz o sanıklara da söyledik. Yani siz buradan kurtulabilirsiniz ama e, bizden kurtulamayacaksınız. Elimizden kurtulamayacaksınız. Yani yaşadığınız sürece, yani biz de yaşadığımız sürece bunun peşinde olacağız. Yani tek başına bu e, dediğim gibi yani bu özellikle savaş dönemi katliamlarını, bu suçları e, şekli olarak bir mahkemede yargılayıp cezalandırmak yetmez. Ya da sizi o, o sanığı alıp dört duvar arasına koymakla bu iş çözmüş olmuyorsunuz. Orada açılan bir toplumsal yara var. Orada e, insanların zihnine kazılan bir e, bir durumdan bahsediyoruz o sanıkların gerektiğinde Cudi Mahallesi'nde, Yafes Mahallesi'nde, gerektiğinde Dicle Mahallesi'nde, Eni Mahallede gidip öldürdükleri, katlettikleri insanların yakınlarına, kardeşine, abisine, eşine günlerce özür dilemesi gerekir. Yani bunun bunun giderim yöntemlerinde bir de budur. Yani dünya örneklerinden biliyoruz. <laughs> ee, bu savaş dönemi işlenen suç suçların mağdurlarıyla e, ya da o, o e, nasıl söyleyelim onu telafi yöntemleri farklı farklıdır. Tek başına siz bu insanları hapsetmekle bu işi çözemezsiniz. Biz de o yüzden peşindeyiz bu işin ama yani sadece hapsetmek yetmez onları. Bir yüzleşme toplumsal yüzleşme bir olacak, yüzleşme olacak tabii. Evet. Tam olarak da. Tamam. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. aktardığınız için bizlere. Umarım daha iyi meseleleri de konuşabiliriz elbette. Çok bir umudumuz yok ama inşallah. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Evet bugün Özgürlük Hukukçular Derneği Genel Sekreteri Ramazan Demir ile birlikteydik. Kendisiyle aslında devlet eliyle uygulanan e, yapılan katliamları ve ardından gelen cezasızlıkları e, yani bu davaları görüldüğü zaman e, suçlulara verilen e, aslında cezasızlığı konuşmak istedik. E, elbette zor yani e, size anlatmaya çalıştık. Birçok dava saydık. Hepsini isim isim tek, tek saydık. Bir kısmı hala görülmeye devam ediyor. Ancak görülenlerin hepsinde beraat kararı verildi efendim. Hiçbir suçlu yargılanmadığı gibi gerçek failler de ortada yoklar henüz. E, işlemeye devam edeceğiz. Takip etmeye devam edeceğiz. Bugünlük Karşı Pencere'den bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.